Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayında Elazığ Nabzı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine çok önemli, çok değerli, sizlerin de yakinen tanıdığı aslında eğitimci yazar ve Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Sayın Hacı Ormanoğlu bizlerin canlı yayın konu olacak. Burada hem derneğin çalışmalarını, hem başkanımızın ziyaretlerini, hem de burada eğitime dair birçok noktada konuşmuş olacağız. Ama öncesinde ben başkanımıza hediyeleri için çok teşekkür ederim. İki tane kitabını bizler için imzaladı ve çok güzel bir hat sanatıyla yaptı. Tabağı da bizlere takdim etti. Bizler kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eğitim adına yaptığı çalışmalar önemli, kıymetli. Elazığ'da her eğitim noktasında kendisinin bir parmağı var. Her olumlu şeyde bir parmağı var daha doğrusu. Biz ona tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kitapları da ben onları çok sevdim ve Goncalar Solmasın Derneği'nde isminin pekiştiği bir kitap. Başkanım öncelikle hoş geldiniz ve ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum nazik hediyeleriniz için. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel ev sahipliği için konuk, bizi konuk ettiğiniz için de size Kanal Fırat ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizler çok teşekkür ederiz. Başkanım sizler insani olarak çocukların gelişiminde çok önemli rol oynuyorsunuz aslında. Velilerin gelişiminde çok önemli rol oynuyorsunuz. Burada Türkiye gündemini de biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet. Son zamanlarda belki de insanlık dışı olan olaylara da belki birkaç kelam söylersiniz. Özellikle Gazze'de yaşanan, Filistin'de yaşanan zulümle ilgili. Burada sizler neler söylemek istersiniz yaşanan olaylarla ilgili, Türkiye'nin bu noktadaki yeriyle ilgili? Allah kimseye evladıyla imtihan etmesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Şu anda Gazze'de insanlık bitmiştir. İnsanlık ölüyor. Dünyada seyrediyor, buna da üzülüyoruz. Goncalar solmasın derken, işte buydu amacımız. Dünya goncaları solmasın dedik. Batuhan Bey sadece Elazığ'daki, Türkiye'deki değil. Şu anda Filistin'deki goncalar soldu. Ve çok büyük bir imtihandan geçiyorlar. Dünyanın da bir programa katıldık. Ama şu var, vallahi yüreğimiz yanıyor, uykularımız kaçıyor. Bir baba olarak üzülüyoruz, bir öğretmen olarak üzülüyoruz. Gazneli öğretmen çocuklarına soruyor, büyüyünce ne olacaksınız? Bizimkiler biz soruyoruz, işte doktor, avukat, bilmiyorum. Ya onların tek söylediği şey, biz şehit olacağız ya. Bu nasıl bir samimiyet, bu nasıl bir inanç? Biz poşetleri elimize almıştık, biz pazardan, marketten bir şeyler doldururken, Gazne'deki baba bombalanmış çocuğun cesedinin parçalarını toplayıp poşete bırakıyor ki onu götürüp bir yere göme, bir mezar yeri belli olan. Evet. Bu nasıl bir imtihandır? Gazze'de savaş olmuyor. Gazze'de katliam oluyor. Gazze'deki şey çok farklı. Savaşın da bir kuralı var. Ama çocuklar öldürülmez. Kadınlar öldürülmez. Biz o mazlumların yanındayız. İnşallah onlar hepsi cennete gidecek. Bize de şefaat edecekler. Ama onlar görevini yapıyor. Gazze'de şu anda Filistin bayrağı dalgalanmıyor ama dünyanın dört bir yanında kanlarıyla o bayrağı dalgalandırıyorlar. Birkaç arkadaş yağmur duasına çıkmışlar. Bir tanesi şemsiye almış. Demişler, niye şemsiye aldın? Demiş ki yağmur yağacak ya. Samimiyet, inanmak. Önce inanacaksın. Evet. Samimi olacaksın. Allah da yardım edecek. Büyük bir imtihandır ama şunu, dünyaya şunu gösterdiler. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak o kardeşlerimiz, ben Müslümanım. İyi ki Allah beni Müslüman olarak yaratmış, bizi Müslüman olarak yaratmış. İyi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz. Buna şeref duyuyoruz, onu duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Onun yoluna kurbanız. Ama şu var ki Gazze'deki insanlar şunu gösterdiler, o babayitler. O şeyi, esirleri serbest bırakırken ya adamın annesini, babasını, vatanını bombalamış, öldürmüş insanlara gülerek gönderiyor ya. Ona güzel davranıyor ya, ona iyi davranıyor. Bize biri bir laf söylese, üç ay konuşmuyoruz, küsüyoruz, bilmem ne diyoruz. O nasıl bir anlayış? O işte Allah'ın istediği bir anlayış, İslami bir anlayıştır. Bizim inancımızda kadınlar öldürülmez, çocuklar öldürülmez, ağaca karışılmaz. Sadece seninle savaşanla savaşılır. Allah muvaffak edecek. Dünyanın dört bir yanında insanlar şu anda Gazze için seferber olmuşlar. Görünürde belki sıkıntılı da vallahi evleri başlarına yıkılmış. Ya Batuhan Bey, 20 saniye Elazığ'da deprem oldu. Gördünüz biz ne kadar, evet, sıkıntı çektik. Hala onun şeyini yaşıyoruz. Her dakika, her saniye
Adamların başına bomba düşüyor. Şuna bitireceğim. Adam çocuğun bedenini toplamış, bisikletini arkasına doldurmuş götürüyor ya. Allah hiçbir babaya bunu yaşatmasın. İnşallah masum günahsız çocuklar cennettedir. Biz üzülüyoruz diyoruz, hani çocukları niye öldürüyorlar? Adamların içinde şu var Yahudinin. Diyor ki zürriyetlerini kurutacağız. Onlar biliyor ki daha düne kadar sapan atan çocuklar şimdi onların başına şey yağdırıyorlar. O onların o demir kubbesini gök kubbe yenecektir. Her zaman da böyle olmuştur. Bizim ecdadımız 600 yıl dünyaya hakim oldu. Hiçbir zaman kimseye zulüm etmedi. Aynısını biz Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvele meydan okuduk. Hepsini def ettik, gönderdik. O Filistinliler de gönderecekler. Ama sıkıntı çok. Evet, maalesef bizler de burada temennimiz zalimliğin, zulmün bir an önce son bulması. Evet. Barışın ortada olması ve hiçbir çocuğun bir damla kanının akmaması, hatta onu da geçtim, bir damla gözyaşının akmaması evet. Tek temennimiz. Başkanım, sizin çalışmalarınıza gelecek olursak, sizler de oldukça yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Her gün bir yerdesiniz, sizi yakalamak, sizi de burada tutmak zor oluyor. Üniversite geziyorsunuz, söyleşiler, paneller yapıyorsunuz ve geçtiğimiz haftaydı, İstanbul'daydınız. Ondan önceki hafta 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Milli Eğitim Bakanlığımız davet etti. Her ilden 6 tane öğretmenimizle, bizim ilimizden de 6 tane öğretmenimiz İstanbul'a evet. gittik. Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın misafiri olduk. En güzel şekilde bizi ağırladılar, onur ettiler. Bizi mutlu olduk. Projelerimiz, çalışmalarımız vardı Batuhan Bey. Dosyamızı, çalışmalarımızı Sayın Bakanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırılması için dosyalarımızı, çalışmalarımızı sunduk. Randevuları talep ettik ve yakında Allah nasip ederse yine bakanlığa gidip ayrıntılı bu projelerin, bu çalışmaları sunacağız. Başkanım, burada ben biraz da o projelere değinmek isterim. Böyle kısa da olsa bir geçelim isterseniz. Çünkü sizler eğitime dair çok önemli noktalarda yere sahipsiniz. Sizler baktığınız zaman eğitimde sunduğunuz projelerde neleri talep ettiniz? Şimdi, İçeriği neydi? Evet, öncelikle Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rahmetli Gel Bakan Hocam diyordu. Önce ahlak ve maneviyat. Evet. Bu gençlerimizin manen, ahlaken yetiştirmemiz lazım. Bakanlığımız çok güzel değerlerle ilgili, geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili çok güzel çalışmalara başladı. Biz 29 yıldır diyoruz. Çocuk, oyun çocuk için yeme içme kadar etkilidir. Biz bu çocuklarımızın bu internet ortamından, bu sanal ortamdan kurtarmak için alternatifler sunmamız lazım, yüreklerine dokunmamız lazım. Ama öğretmen, öğrenci, velilere programlar yapıp onlara bunları anlatmamız lazım. 72 tane okula gittik, halen de gidiyoruz. Birçok şeyde aldığım dönütler diyorlar ki Hacı Öğretmen ne olur bir daha gel. Anlattıklarımızda insanlar etkilenmişler. Yani derdimiz var ya Batuhan Bey, biz dertliyiz. Vallahi keyfimizden gitmiyoruz. Aynı zamanda şunu özellikle söyledik, o yazdık. Dedik ki 11 ilde deprem oldu. Yeni okul binaları yapılıyor. Allah için ne olur bakanlığımıza onu ilettik, bir daha söylüyoruz. En fazla ilkokullar 2 katlı bina yapın. 3. katları etkinlik alanları yapın. Biz çocuklarımıza burada programlar, etkinlikler yapalım. Bakın kış geldi. Artık her şey bitti. Ne olacak? Çocuk dışarı çıkamıyor. Çocuk etkinlik yapamıyor. Çocuk oynayamıyor. Evet. Nasıl olacak ya? Bir sinema günü yapamayacak mıyız? Bir tiyatro yapamayacak mıyız? Velilere programlar, birçok şeyi burada yapabiliriz. Ama bakanlığımıza arz ettik. 11 tane okulda da deprem olmuş. Yeni binalar yapıyorsun. Buna dikkat edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Buranın detayına, eğitim detayına biraz sonra gireceğiz. Ama evet. Bir ziyaretiniz daha vardı. Bir programınız daha vardı. O da Nevşehir ilindeydi. Evet. Nevşehir ilindeki program nasıl geçti başkanım? Çok güzel ve detayları geçti. Nasıldı? Harika geçti. Benim çok kıymetli dostum, yol arkadaşım Ziya Polat Taş Bey ile birlikte gittik. Batuhan Bey şu ana kadar 39'u aşkın üniversitenin davetlisi olarak katıldık. Daha önceki NTV'de yayınlanan bir köy öğretmeni bam teli programı, Allah evet. rahmet eylesin, Tayfun Talipoğlu'nun programında yayınlanmıştı. O programı izleyen birçok eğitim fakültesi, birçok üniversite bizi davet ettiler. Odaki çalışmaları anlatmamız için çok etkili olmuş. 39 üniversite oldu ama şu anda 9 üniversitenin daha daveti var. Yani Türkiye genelinde öğretmen, öğrenci, velilere sunumlar yapıyoruz.
8 saatlik yolu kendi arabamıza gittik. Kendi arabamıza geldik. Bir ekonomi talebimiz olmadı. Allah için gittik. Var ya, samimiyetle yaptığın şeyler etkili oluyor, faydalı oluyor. 1,5 saatlik süren bir program. Bu da Nevşehir Üniversitesi rektörümüze, rektör yardımcılarımıza, danışmanına, Adem hocama, hocalarımıza. Ya, o kadar güzel bizi en güzel şekilde ağladılar ki. Bir de Nevşehir'e ayrı bir vefa borcum var Batu abi. Ben 29 yıl önce Nevşehir'de, evet, ilk görev yerim Nevşehir. Nevşehir, Acıgül, Topaş köyü. Ziya Polataş hocam da benim dostum. Onun da aynı şekilde ilk görev yeri oraydı. Biz gittik o köy, ikimizin de köyüne gittik. 29 yıl sonra o çalıştığınız yere gidip halen sizi kucaklayıp sizi karşılıyorlarsa, siz orada insanların yüreğine dokunmuşsunuz ya. Evet. Bu bir cesaret ister ha. Adam diyecek ki ya git öğretmenlik yaptı, gitti bize ne? Öyle değil. Ya git, bizim üniversite mesela bize yer ayırtmıştı. Akşam gidip orada kalamadık. Bırakmadılar. Dedi, imkanı yok hocam. Bizim misafirimiz olacaksın öğrenciler. Ardından o ev ziyaretleri, gece o 1-2'ye kadar yatamadık. Sohbet, özlem gider. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Öğrencileriniz, torunlarınız olmuş, hepsi büyümüş. Yani çok farklı bir şeydi. Çok duygulandık, çok etkilendik. Onun üstüne ertesi gün sabah Ziya hocam dedi ki şeye gideceğiz. Nereye? Köyün mezarlığına gideceğiz. Düşünebiliyor musun? Niye? O köyün mezarlığında üzerimize hakkı olan insanlar var. Gidip onlara bir Fatiha okumamız lazım. Bu ne güzel bir vefadır ya. Gittik mezarlığa, hepsine bir Fatiha okuduk. Bir dua ettik. Ondan sonra okulları ziyaret ettik. Oradaki okulları, öğretmenlerle tanıştık. Dedi ki bakın biz de 29 yıl önce burada çalıştık. Bakın geldik, sizin misafiriniz olduk. Kendi köyüme de gittiğimde, hı hı, genç öğretmenlerimiz bizi en güzel şekilde karşıladılar. Hatta çiçek tohumları da götürmüştüm. Kitaplarından verdim, dedim ne olur kitaplara, kitaplarınıza bırakın. Şununla orayı bitireceğim. Dedim ki ortaokul vardı. Dedim bu ortaokulun bir hikayesi var. Ne dedi hocam dedi. Daha Batuhan Bey 3-4 aylık öğretmenim, stajyer öğretmenim Nevşehir'de. 5 alt sınıf olarak bir sergi açacağız, etkinlik yapacağız falan derken Kaymakam Bey'i davet ettik, öğretmenlerimizi davet ettik. Bizim muhtarımız o zaman çok güzel bir hazırlık yapmıştı. Etkinlikten sonra Kaymakam Bey dedi ki hocam bizden bir isteğin var mı? Dedim Kaymakam Bey benim 40 tane öğrencim var, pırlanta gibi. Bunlar çok çalışkan öğrenciler. Ortaokul olmadığı için ortaokula gidemiyorlar, okuyamayacaklar. Ben buna çok üzülüyorum. Hocam dedi canı sıkma. Benim tayinim Şanlıurfa'ya çıktı. Gittim bir yıl sonra muhtar beni aradı. Hacı öğretmen dedi gözün aydın. Dedi ne oldu? 8 tane köye ortaokul yapılacak. Kaymakam Bey demiş ki ilk ortaokul Topaş köyüne yapılacak. Düşünebiliyor musun? O günün meyvesiydi, o günün güzelliğiydi, o yüreğe dokunmanın etkisiydi. Arkadaşlara onun için dedim ki işte bu ortaokulun hikayesi böyle başlamıştı. Tabii ki ondan sonra çocuklarımız okudular. Birçok, gerek benim, gerek Ziya hocamın birçok öğrencisi şirketler kurmuşlar, iş adamı olmuşlar. Yani hocam diyorlar size patates göndermek istiyorsun ya, küçük arabaya ne doldurabilirsin? İkramları şeyler. Evet. Harika bir şeydi. Biz de o gün, o evde en az 15-20 kişinin ismini o kaligrafi sanatıyla yazdık, hatır olsun diye bıraktık. Çok güzel şeylerle ayrıldık. Ama Batman Bey gerçekten, gençlerimiz dediler ki hocam biz doyamadık, ikinci programı istiyoruz. 500 kişilik salon dolu, ikinci programı istiyoruz. Bütün üniversiteler, gençler bunu dinlemesi lazım. Dedim ya nasıl gelip gidelim, ya kolay değil, gerçekten zor. Ya biz de insanız, biz de canlıyız. Bizim de çocuklarımız var Batman Bey. Evet. 3 gün çocuklarımızı bırakıp gitmişiz, kolay mı? 8 saat yol gidiyorsun, 8 saat yol geliyorsun, hı-hı, yoruluyorsun. Ama o gençlerin gözlerindeki o parıltı var ya, vallahi dünya bedeldi. Hocam dediler biz böyle hiç düşünmemiştik, öğretmedik. Ne kadar güzel bir şeymiş. Bir an önce öğretmen olmak istiyoruz. Evet. Başkanım burada tabii konuşmalarınız çok kıymetli, çok önemli. Aktardığı bilgi birikim de çok önemli. Tecrübelerinin paylaşımı da çok önemli. Ama
Hacı Ormanoğlu'nu anlamak istiyorsanız bence hem BAMTELİ programını hem de TEDx konuşmalarını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü TEDx'e normalde herkes bir kere çağrılır. Evet. Siz iki kere çağrıldınız başkanım. Hatta üçüncü kez çağırmak istediler, formata uymuyor. Yani formata uymuyor. Tüm kuralı değiştirmek lazım. Evet, TEDx'de oldukça önemli bir program, kaliteli bir program. Dünyaca, tüm dünyada genel bilinen bir program. Aynen. Ve orada da tecrübelerinizi paylaşmak oldukça önemli ki oraya da Elazığ'ı taşımak da oldukça önemli. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Elazığ türküsüyle giriş yapıyordunuz evet, başkanım. Evet, o da bir hatır olsun diye giriş yapmıştı ikinci programda. Çok da etkili olmuştu. Özellikle Harput'umuzu gündeme getirmek. 18 dakikalık sürenin 2 dakikasını Harput'umuza ayırdık. Bizim tarihimizdir, kültürümüzdür, onları anlatmamız lazım. O şeyden sonra birçok insan dedi ki biz Harput'u merak ettik. Dedim gelin. Gelin memleketimiz güzel. Vallahi Elazığ güzel. Elazığ misafirperverdir. Ya gelin sizi misafir edelim. Bir dokunuştur. Bakalım. Herkes seninle geleni yapacak Hasan Bey. Başkanım siz burada Elazığ'da tanıtıyorsunuz. Elazığ'da temsil ediyorsunuz. Böyle geri dönüşler nasıl oluyor? Ben onu da aslında çok merak Şimdi ediyorum. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Ben mesela Nevşehir'e gittiğimde bize söylenen şuydu. Bizi gören köylüler geldiler. Ooo Elazığlı öğretmen gelmiş. Biz orada sadece kendimizi temsil etmiyoruz. Memleketi temsil Tabii ediyoruz. Ki, evet. Güzel bir şeyler yaparsanız güzel şeyler anlarsınız. Bize söylenen şuydu. Elazığlı öğretmen gelmiş. Diyorlar ki hocam ne olur sizi misafir edelim. Türkiye'nin dört bir yanında. Bak şunu da söyleyeyim. Allah sizden razı olsun. Dünya açılan pencere diyoruz. Vallahi öyleymiş. Şimdi bu programın şu anda var ya. Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz izliyorlar. Öğrenciler diyor ki öğretmenim siz hani şeyi paylaştığınız zaman diyoruz. Aa bugün öğretmenimiz Kanal Fırat'ta. Hepsi Kanal Fırat'ta kilitleniyor ya. Hepsine selam olsun. İzmit'ten, burada. İstanbul'dan hepsine selam olsun. Şanlıurfa'dan, Adana'dan, Mersin'e. Ya birçok insan diyor ki biz Kanal Fırat'ta izliyoruz. İşte bu bir güzellik de Allah sizden razı olsun. Sesimizi dünyaya duyuruyorsunuz. Sizden de başkanım çok teşekkür ederiz. Başkanım burada eğitim sistemine isterseniz bir giriş yapalım. Evet. Sizler eğitim sistemine için oldukça önemli çabalar sarf ediyorsunuz. İstanbul'da da 29 Ekim Öğretmenler Günü'nde projeleri de, evet, 29 Kasım'da projeleri de sundunuz. Sunduğunuz projeler de önemli, kıymetli. Sizler mevcut şu anki ilkokul düzeyindeki eğitimi nasıl görüyorsunuz? Ortaokul düzeyindeki eğitimi nasıl görüyorsunuz? Çünkü burada sizlerin çok oldukça önemli katkılarınız var, etkileriniz var. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Batuhan Bey, ta 29 yıl önce biz dedik ki çocuklarımızı oyunla eğiteceğiz. Geleneksel çocuk oyunlarımız. Bir insan diyor ki köprü yapar. Binlerce insan o köprünün üzerinden geçer. Biz köprü görevi görüyoruz. Ama sonuçta Mevlana diyor ki bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez ya. Biz elçiyiz, gönül elçisiyiz. Biz anlatacağız. Ama en değerli varlığımız çocuklarımızdır. Bu da eğitim olacak. Çocuklarımıza ahlaklı, edemli, maneviyatına düşkün, vatanını, bayrağını seven çocuklar yetiştirmesek bizim de yarın bir gün başımıza bombalar yağar. Bütün öğretmenlerimizi, bütün doktorlarımızı, bütün imamlarımızı, yüreğe dokunan doktorlar, imamlar, öğretmenler. Herkes görevini en güzel şekilde yapacak. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandı diyor. Tabii ki. Şimdi biz lanetliyoruz, küfrediyoruz karanlığa veya işte her şeye ama alternatif sunmak zorundayız. Onun için iyi çocuklar yetiştireceğiz, üreten çocuklar yetiştireceğiz. Bakın şunu size söyleyeyim. En kalıcı öğrenme yaparak, yaşayarak öğrenme. Biz diyoruz ki bütün şeylerde bir çocuk 4 yıl okula gidiyor ya Batuhan Bey. 4 tane şiir okuma öğrensin. 4 tane kitap okusun. 4 tane oyun oynamayı öğrensin. 4 işlemle ilgili problemi öğrensin. 4 tane şarkı öğrensin. 4 tane fıkra. Ya 4 bu 4 tane çoğal. 4 hadis öğrensin. 4 ayet öğrensin. 4'ü çoğaltabilirsiniz. 4 tane fazla değil. Ama işin gerçeği bakıyorsun mezun olmuş çocuk ya diyor sana bir şiir oku valla bilmiyorum. Bir de 4 tane tablosu olsun, 4 tane eseri olsun, 4 tane ekili çiçeği, 4 tane dikili ağacı olsun. Vallahi yeter ya. Ama biz bunları niye yapamıyoruz? Niye geri bildirime bakıyoruz? Gece gündüz çocuklarımıza test çözülmüşüz. Bu test sisteminden vazgeçeceğiz ve bakanlık da vazgeçti. Bakanlık da vazgeçti. Biz de bazen dedik ki Allah aşkına 3 milyon, 4 milyon insan şu anda üniversite kapılarında yığılmış. Böyle olmaz. Çözüm. Ya arkadaş, meslek liselerini yoğunlaşacağız, mesleki ortaokullar açacağız Batuhan Bey. Mesleki, nasıl İmam Hatip mesleki, İmam Hatip askeri okullarımız varsa, evet, mesleki ortaokullar açacağız. Çocuk
Dördüncü sınıfı bitirdiğince, beşinci sınıfa geçtiğince, otokula gittiğinde hangi konuda yeteneği, şeyi varsa ona yönlendireceğiz. Diyeceğiz ki ya bakın Elazığ'da şu anda büyük bir tekstilde çok ciddi bir çalışma var. Tekstilde çalışacak adam bulamıyoruz. Onun için kaliteli eleman yetiştireceğiz. Ta okul öncesinden başlayacağız. Okul öncesinde Japonlar 3 yaşındaki çocuğunu yetiştiriyorlar. Diğerleri 3 yaşında, 5 yaşındaki çocuğunu yetiştiriyorlar. Biz de en küçük yaştan başlayacağız. Çocuklarımıza bu şeyi vereceğiz. Ne olacak? Mesleki otokulu gidecek. Meslek lisesine gidecek. Mesleği öğrenecek. Hiç üniversite sınavına girmek istiyorsa gitsin. Onun sonu. Ama ondan sonra da herkes iş sahibi olacak. Ben Amasya'ya gittim. Bir meslek lisesi yapmışlar. İş garantili. Herkes oraya gidiyor. Aynı bir üniversiteden daha büyük bir yerde. İşi cazip hale getirmemiz lazım. Yoksa 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon insan sınava gider. Binlerce anne baba umutlarla, sıkıntılarla çocuğunu okutmaya çalışır. Şuraya buraya gönderir. Böyle kazanamayınca da herkese bir... Bir de o da yetmez. Üniversiteyi bitiriyor. Diplomalı işsizlik çok zor vatanında ya. Allah kimseye bunu yaşatmaz. Evet, amin başkanım. Başkanım burada bir de ben gençleri de değerlendirmenizi isteyeceğim. Yeni nesil öğrencileri nasıl görüyorsunuz? Z kuşağını nasıl görüyorsunuz? Çünkü baktığımız zaman artık sanki yani ya da bu bir görüştür tabii ki. Öğrencilerin, gençlerin çok ümitsiz, çok kararsız ve böyle çok çabuk bıkan, çok çabuk sıkılan bir hali olduğu, tavrı olduğu söyleniliyor. Sizler bu algıyı nasıl görüyorsunuz? Çünkü sizler örnek vermek gerekirse kitabınızda da yazdığınız gibi galaksi hareket halindeyken insanın boş durma lüksü yoktur dediniz. Aynen. Ama bizler çok mu boş vakit geçiriyoruz gençler olarak? Ya da gençler vakitlerini nasıl geçirmeli? Bakın mesele şu. Bir kere gençlerimizi de şunu oluşturacağız. Gençlerimize şunu diyeceğiz. Hayalleriniz olsun, hayalleriniz. İdealleriniz olsun, bir amacınız olsun, hedefleriniz olsun. Bu hedefe kitlenin. Ben okul mu okuyacağım, sporcu mu olacağım, öğretmen mi olacağım veya bir mesleğe mi atılacağım? Gençlerimizin bu konuda karar vermesi lazım. Ben daha önce birçok şeye gittim. İlçelerimiz dahil birçok lisede seminerler verdim. Başarı yolculuğu dedik, başarı giden yol dedik. Gençler şöyle böyle diyorlar ama vallahi bizi bir saat, bir buçuk saat, iki saat dinliyorlar. Yeter ki onların yüreğine dokunun, onlarla aynı dili konuşursanız değil de yüreğe dokunursanız bakın gençlerde çok farklılık oluyor. Ama şu var, gençlerin işi zor. Niye zor? Bizim zamanımızda bir okul vardı, mahalle vardı, şey olarak bizi etkileyen çok şey yoktu. Şimdi gençlerin işi çok zor. Çünkü teknoloji o kadar gelişmiş ki. Adamlar o kadar sistemli çalışıyorlar ki gençleri etkileyebilecek ne varsa hepsini sunmuşlar. O zaman biz bunu iyi kullanmamız lazım. Gerek dizilerimiz, gerekse filmlerimiz, gerekse işte bilmem buna benzer. Dünyayı tasarımcılar, yazılımcılar, senaristler yönetecek. Ben gençlere diyorum yazılımcı olun, senarist olun, senaryo siz yazın. Tasarımlarınız olsun arkadaş, bize ait bir tasarımınız olsun. Bir öğrenci 4. sınıfa gidiyordu. Ben bir okulda müdür hamsinin geçici olarak çalışıyordum. Öğretmen dedi ki ya bu çocuk hiç dinlemiyor beni. Niye dedin dinlemesin hocam? Bir gün çağırdım dedim hele gel babayı. Derdin de sen. Biraz sohbet ettik. Dedim sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Dedi ki ben makine mühendisi olacağım öğretmenim. Sebep akıllı tank üreteceğim diyor ya. 4. sınıfa giden çocuk ha. Şimdi o çocuk diyor öğretmen ben akşama kadar ne test çözeyim ya işte şunu bilmem diğer konularla niye uğraşayım? Ya bu, o zaman bu çocuğun seveceği hemen ortaokuldan sonra bu çocuğu yönlendireceğiz. Ya diyor, akıllı tank öğreteceğim diyor ya. Biz ortaokula giderken bir arkadaş öğretmenimiz soruyordu ne olmak istiyorsunuz? Ben her zaman diyorum öğretmen olmak istiyorum. Emin diye bir arkadaşım vardı diyordu ben astronot olacağım herkes gülüyordu. Astronot biz o zaman ta 40 sene öncesinde bahsediyoruz. Evet. Herkes gülüyordu işte astronot olacak falan. Emin astronot olmadı ama Batuhan bir pilot oldu. Bir arkadaşım mesela vardı sürekli at resmi falan çizerdi. Biz derste o at resmi. Adamın kafasında farklı şeyler var biz anlamıyoruz. Sonra en son öğrendim ki büyük bir at çiftliği kurmuş. İşte önce her şey hayalle başlar. Çocuklar hayal etsinler, engellemeyin. Bu ne de akşama kadar şey çiziyorsun, at çiziyor falan. Öyle değil.
Bir arkadaşım da vardı mesela lisede, ya bütün evdeki televizyonu, saati, maati tamir etme şeyiyle bozmuştu, dayak da yemişti, evden kovmuşlardı. Fatih hiç yerinde durmuyordu. O da dedim, en son bilgisayar mühendisi oldu. Yani kendini gösteriyor. Ama biz kabul etmiyoruz. Diyoruz ki ya işte kırıldı, ellemeyin. İşte yapma, etme, kırma diye çoğunlar hiçbir şey yapmaktan aciz kaldı. Çoğuların çoğu zekiler. Ama işleri kolay değil, etken çok. Ama bunun yanında da bizim de çok çalışmamız lazım. Bir Yahudi'ye sormuşlar, günde kaç saat çalışıyorsunuz? Demiş ki 24 saat çalışıyoruz. 25 saat çalışan bizi geçer. Basma mı? 25 saat yok. Ama Allah bize her gün böyle bir tertemiz bir sayfa veriyor. Böyle tertemiz. Evet. 24 saat. Bir hafta, 52 hafta, 365 gün. Artık bunu sen neyle doldurursan, o sende, bakın 8 saatlik yolu gideceğiz diye arabayı götürdüm, kış lastiklerini taktırdım, zincir bıraktım, bakımlarını yaptık, yağı bilmem suyu. Kendi kendime dedim ki, hatta Ziya Bey'e de söyledim. Ya biz 8 saatlik yolu gideceğiz diye bu kadar işte tedbir almak lazım tabii. Ya biz ömür, hayat yolculuğunda Batuhan Bey, ya biz Müslümanız, biz inançlı insanlarız. Başka bir dünyaya gideceğiz, Allah'a hesap edeceğiz. Ona hazırlığımız ne kadar? İnsanın da işte burayı yağlamak lazım, temizlemek lazım. Buranın yağını, suyunu, fikir, zikir, bunlarla doldurmak lazım. Beyin de aynı öyle. Ya 2,5 milyondan bahsediyorlar ya. İnsan beyni, Allah'ım niye yüklemiyoruz, niye korkuyoruz? Mevlana günde 4 saat yatıyormuş. Başarılı olan insanlar günde en 17 saat çalışıyormuş. Profesör Fuat Sezgin olsun, Nobel ödüllü profesörümüz olsun, Canan Dağdelen'den 4 buluşu var aynı şekilde. Niye biliyor musunuz? Abi başka türlü olmaz. İşte bu şeyi de çocuklarımıza vermemiz lazım. Bu da kendi kendine olmuyor. Evet. Başkan, burada sizler motivasyona değindiniz, meslek liselerine değindiniz. Özellikle sosyal faaliyetlere de değindiniz. Burada bir de tabii ki kalıcı öğrenme kısmı da var. Bu kalıcı öğrenme kısmı da oldukça önemli ve kıymetli. Öğretim noktasında nasıl görüyorsunuz? Öğrenciler nasıl öğrenmeli? Nasıl bunu bir süzgecinden geçirmeli? Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman Batuhan Bey, işte Finlandiya, Japonya, şunlar bunlar en kalıcı öğrenme yaparak yaşayarak öğrenme ve onlar da bunu uyguluyorlar. Onlar bu çalışmaları uyguluyorlar. Biz şimdi onun için okullarımıza diyoruz ki atölyeler açacağız. Biz ortaokula giderken iş eğitimi, ev ekonomisi diye bir dersimiz vardı. Biz ev ekonomisi dersinde makrome iplerle gazetelik yaptık. Okulun futbol, voleybol filesini biz ördük ha. Ta bunu 30 sene öncesinden bahsediyorum, 35 sene öncesinden bahsediyorum. İş eğitimi dersimiz vardı. Şimdi inşallah bakanlık sanat dersi falan getir. Ya getirin ha. Şu şeyden bir kurtulalım, üreten toplum. Bakın iş eğitimi dersinde o kadar güzel çalışmalar yapıyorduk ki. O atölyelerde neler yapıyorduk. Ya şimdi 18-19 yaşına gelmiş çocuk eline bir çekiç tutmayı, bir çivi çakmayı, bilmem bir şey yapmayı beceremiyor. El becerilerini geliştirmemiz lazım. Buna ilgili çalışma yapmamız lazım. İnşallah bakanlık bu konuda çalışmalara başladı. Meslek liselerini de önemsiyor. Bakanlık ciddi bir disiplin çalışması getirdi. Mesela artık işte sınıfta kalma olsun, devamsızlık olsun. Ya bunlara yoğunlaşmamız lazım. Evet. Tertip, düzen her zaman iyidir. Tertip, düzen olacak. Tertip. Biz maalesef hani ağaç budama sanatı var böyle. Biz sürekli işte köklerini buduyorsun, dallarını buduyorsun ağacın. Küçük bir ağaç, şu boyda bir ağaç kalıyor. Yıllar, işte kaç yıllık bir meyvesi varsa seviniyoruz. Bizim şu anda eğitimde yaptığımız bu. Vallahi öyle değil. Öyle değil. Biz ağaç büyüyecek, ağacın doğalında var, meyvelerini verecek ama onun bakımını, suyunu, her şeyini yapacağız. Evet. Başkan, burada tabii ki bir de öğretmenler konusu var. Sizler yeni öğretmenlere ya da öğretmenlere duyulan saygıyı nasıl görüyorsunuz? Çünkü sanki artık önemli meslek gruplarına örnek vermek gerekirse doktorlara, avukatlara, öğretmenlere o eski saygınlık, o eski muhabbet sanki yitirilmiş gibi, biraz da insanların tahammülsüzlüğü de olabilir bu. Tam bilemiyoruz tabii ki. Sizler yeni nesil öğretmenleri nasıl görüyorsunuz? Öğretmenleri de kamçılamak için neler yapmak gerekir? Evet.
Ben öğretmen diyor ki batmamak güneş gibi olmalı. Hem etrafını aydınlatmalı hem de ısıtmalıdır. Aydınlatmayı bilgisiyle, ısıtmayı sevgisiyle yapacaktır. Güneşin bir özelliği daha var. Sürekli enerjisini yeniliyor. Öğretmen de kendini yenileyecek, geliştirecek. Ama vallahi insan yüreklere dokunduğun zaman, o değer verdiğin zaman insanlar sizi yine el üstünde tutuyorlar. Tabii ki sıkıntılar var. Ama herkes kendi bir silkelesin. Niye böyle? Ama şu ana kadar Allah'a çok şükür 29 yıllık öğretmenim bütün görev yaptığımız yerlerde insanlar bize teveccühü farklı oldu. Bir köy yerine atanmıştık. Bir baktım işte veliler, öğrenciler sürekli geliyor şey yapıyor. Öğretmen arkadaş dedi ya ben 5-6 senede buradayım. Bu kadar bize... Ya dedim çocuğuna değer verirsen veli fark ediyor. Çocuğuna değer verdiğini fark ediyor. O da gelip sana değer veriyor. Onun en güzel varlığı evladıdır. Sen evladına değer vermiş olacaksın. Ya onun için tabii şundan ziyade vallahi işi hakkıyla layıkıyla yaparsak peygamber mesleğidir. Hem bu dünyamız hem ahiretimiz kurtulacak ya. Ama bunun için de bak bir 3 tane kitap yazdım. Mahalle arkadaşları bu da yok. Okuyorum. Halen okuyorum. Halen araştırıyorum. Halen eğitimle ilgili videolar izliyorum. Kendimizi yenilemek zorundayız. Reset çekmek zorundayız. Sıfırlayacağız. Tertemiz yeni bilgilerle. Çünkü çağımız, teknoloji çağı işler değişmiş. Hı hı. Ama yine de işi sevgiyle, şefkatle, merhametle yaptığın zaman Allah'ın bereketi oluyor. Bire bin veriyor. Evet. Başkan burada tabii ki bir de ödüllendirme kısmı da önemli oldukça. Hem öğretmenler için hem de öğrenciler için ödüllendirme nasıl olmalı size göre? Ya bakın çok basit şeyler çocukta o kadar etkili oluyor ki. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Bir köy yerine gittim. Anne babası olmayan bir öğrenci. Evet. Çocuk vasıfsız sürekli böyle bir köşede yetim öksüz duruyor. Hemen fark ettim. Ama bu çocuk kazanmam lazım. Ne yapayım, ne yapayım? Dedim çok rahat resim yapın. Herkes resim yapsın. Ben resim, çizilen resimlerle, renklerle çocukları tanıyorum biliyor musun? Aile resmi çizin diyorum. Bir bakıyorum çizmiş anne, baba, küçücük bir şey. O kim? Kardeşim. Nerede? Kıskanıyor. Sevdiğini renkten çiziyor. Sevmediğini küçük çiziyor. Bu da oldukça önemli. İnsanı tanımak, çocuğu tanımak noktasında. Başkan bir de tabii ki ailenin de etkisi var burada eğitim noktasında. Sizler ailenin eğitime katkısını nasıl görüyorsunuz? Özellikle veliler bu noktada çocuk eğitimi noktasında hangi hataları yapıyorlar ya da hangi doğruları yapmakla yükümlüler? 5-6 yaşına kadar çocuk ailenin yanında. Bu hamuru aile yoğuruyor. Evet. Önce o terbiyeyi, genel şeyi, düzeni, disiplini aile verecek. Ondan sonra bize teslim ediyorlar. Biz ona şekil vereceğiz. İlk eğitimi, ilk terbiyeyi çocuk aileden alıyor. Ve eğitim anne karnında başlatıyor. O da oldukça önemli. Başkanım, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sizler son olarak toplamak isterseniz genel hatlarıyla hem derneğin çalışmalarını hem eğitimle ilgili neler söylemek istersiniz bizlere ve sevgili izleyenlerimize? Biz derneğiz. Koşturuyoruz, koşmaya devam edeceğiz. Diyor mücadele eden yenilebilir ama mücadele etmeyen kaybetmişiz. Mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın yüreğine dokunacağız. Ailelerimizle aynı şekilde yüreğine dokunacağız. Daha yüreğine dokunacağımız binler var. Bizi misafir ettiği için bu güzel ev sahibinden dolayı size çok teşekkür ederim. Bizler size çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz güzel bilgiler için, sohbetiniz için. İnşallah bir başka programda yine sizlerle birlikte oluruz başkanım. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Elazığ Nabzı'nın bugünlük sonuna geldik. Canlı yayın konuğumuz Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Sayın Hacı Ormanoğlu'ydu. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.